Sadece Covid değil, bizim genel olarak yaşadığımız halk sağlığı problemlerinin hemen hemen hepsi insanın tercih ettiği yaşam tarzıyla insanın yapılış amacının örtüşmemesinden kaynaklanıyor. İnsan kendisinin aslında ne için yapılmış bir varlık olduğunu bir öğrenirse bu zor bir şey değil. İşte ben insanın fabrika ayarlarını bunun için anlatıyorum, yazıyorum vesaire veya bu konuda hani araştırma yapan ve anlatan çok insan var dünyada. Bunu bir öğrenirsek biz, o zaman zaten günlük yaşamımızdaki problemler gözümüze çarpacak ve biz neyi yanlış yaptığımızı görüyor olacağız. Ve onu yavaş yavaş düzelteceğiz. Ama hani başlıklar halinde söyleyecek olsam, en önemli problem çok kalabalık yerlerde tıkış tepiş yaşamaya çalışıyor olmamız. Ruhumuza, fiziksel durumumuza ve duygusal halimize çok uygun olmayan işlerle çok vakit geçiriyor olmamız. Eğlenceyi uyuşturucuyla karıştırıyor olmamız, biz eğleniyoruz zannederken aslında kendimizi uyuşturup bunu fark etmiyor olmamız. Bu tip şeylerde yavaş yavaş bir aydınlanma geçirip de hayatımızdan ayıklayabilirsek belki yine hasta olacağız ama yani milyonlarca insanın böyle hayatını kitleme noktasına getiren global halk sağlığı problemlerinden ağrıyor olacağız. Yoksa hasta olmak gayet insana ait bir şeydir. Ama tıpta en çok işe yarayan şey şimdiye kadar ne oldu diye sorarsanız aşılar oldu. Yani insanın bu kadar kalabalık olması, bu kadar uzun yaşaması, bu kadar doğadaki hastalıklardan korkusuz hale gelmesi sadece ve sadece aşı dediğimiz teknolojiye bağlıdır. Yani akıllı olmak lazım diye düşünüyorum. Bu böyle gelir geçer modalarla ele alabileceğimiz bir konu değil. Teşekkürler. Ben bu arada aşı kesinlikle bu işten tek çıkışımız, onun da altını çizeyim. Ben de aşılarım oldum. 7 doz daha ilave olacaksın deseler onu da olurum. Çünkü bu virüstür, öyle şakaya gelmez. Bunun mücadelesi ciddiyet ister. İnsanın en önemli şansı ve problemi zihninin içinde yaşadığı zaman dilimi tarafından şekillendirilmesidir. Bu büyük bir problemdir çünkü dünyayı sadece kendi yaşadıklarından ibaret zanneder. Büyük bir şanstır, eskilerin hatalarına düşmek zorunda kalmaz. Genç arkadaşlara hep tavsiye etmeye çalıştığım şey, şikayet etmeyi bırakın. Çünkü şikayet ve cesaret aynı bünyede bulunmaz. Şikayeti bıraktığınız anda cesaret etmek zorunda kalacaksınız. Cesaret edenin de şikayete vakti olmaz. Neye cesaret edeceğiz diye sorarlarsa da herkes bu dünyaya bir şeyi iyi yapmak için geldi. Adına ömür dediğimiz şey onu arama yolculuğunun adıdır. Bugün, yarın, sonraki gün değil ama bir sonraki gün kesin bulacaksınız. Dolayısıyla biraz cesaretle dünyaya bakalım. Şu şikayet etme alışkanlığını bırakalım. Herkesten bunu görüyoruz ama faydasını gören olmadı şimdiye kadar şikayetin. Onu bıraksak yetecek yani kabaca. Soru cevap bölümü olacak. Tüm programdan lütfen ayrılmayın. Paneli yerine kadar hocalarımıza sorularınızı yönelik. Teşekkürler.